Merhaba güzel kardeşlerim. Şimdi kanalımıza abone olmuş, videoların altına yorum yapan çok iyi niyetli kardeşlerimizin bazen çok güzel soruları oluyor. O sorular da beni daha çok düşünmeye, tefekkür etmeye, bir takım analizler yapmaya teşvik ediyor. Şimdi sorulardan biri de hocam bu Hazreti Mehdi İyi taklit eden sahtekarları anlatıyorsunuz da bu Hazreti Mehdi konusuna biraz daha değinseniz, daha fazla bize Mehdi'den bahsetseniz, gerçeğinden yani sahtelerinden değil, gerçeğinden. Aslında benim kanalımın amacı bu değil. Kanalımın amacı sahte Mehdi'lere odaklanmak, onlarla dalga geçmek, onlarla alay etmek, onları rezil rüsva etmek. Ama ben de yani iyi kötü Hazreti Mehdi ile ilgili hadisler okudum. Size çok spesifik, çok böyle detaylı bilgiler veremem. Çünkü ortaya çıkmamış, benim şahsen tanımadığım, görmediğim, bilmediğim bir insanı size anlatamam. Bazı sahtekarlar vardır böyle. O kadar size detaylı bilgiler verirler ki işte Mehdi derler. Çok küçük yaşta annesinin yanından ayrılmış, Almanya'ya gitmiş amcasıyla birlikte yaşıyor. Ya bunları dinlerken gülüyorum yani veya okurken. Yani sen kendini mi tarif ediyorsun kardeş? Yani ne ayaklar bu yani? Ortaya çıkmamış bir insanı nasıl bu kadar detaylı bilebilirsin? Annesi babası kimdir? Nereden nereye göç etmiştir? Yani bunları bilemezsin. Biri çıkmış Hazreti Mehdi'nin nasıl hissettiğini anlatıyor. Ya hisleri ya bir insanın sen kendi hislerini bil önce. Yani sen Hazreti Mehdi'nin hislerini nasıl analiz edebiliyorsun? Ortaya çıkmamış, seninle konuşmamış, senin tanımadığın bir insanı. Yani ben belki kardeşimin hissettiğini size söyleyebilirim, amcamın hissettiğini size söyleyebilirim ama bilmediğim, tanımadığım, ortaya henüz çıkmamış bir insanın hissiyatını size nasıl söyleyebilirim? Yani bu tür insanlar sahtekarlar. Yani size güya sözüm ona Hazreti Mehdi'nin özgeçmişini verenler, Hazreti Mehdi'nin hissiyatını sizinle paylaşanlar. Bunlar böyle çaktırmadan Mehdi benim diyorlar. Ben bu konularda size bilgi veremem Hazreti Mehdi ile ilgili. Ama ben teoriksel analizi çok severim. Çünkü benim hayatım hep teori okumakla, teori öğretmekle geçti. Ben bir hocayım yani, benim işim bu. Şimdi bu Mehdi konusunda benim ilgimi çeken böyle hadislerde çok ilginç bilgiler var. Aslında bu hadisler üzerinde tefekkür ederseniz hani sahte Mehdileri de aslında anlayabilirsiniz. Mesela şöyle bir önce tümden gelim yöntemi kullanıyorum ben. Önce bir genel ifade vereceğim, paylaşacağım sizinle. Sonra bu ifadeye, bu düşünceye nasıl ulaştığımı size anlatacağım hadisler ışığında. Şimdi Hazreti Mehdi anladığım kadarıyla bu dünyaya hiç değer vermeyen, dünya ile ilişkisi çok zayıf bir insan. Ya dünyayı sevmiyor. Dünyaya karşı bir ilgisi, dünyaya karşı bir hırsı yok. Diyeceksiniz ki hocam ya bunu nereden çıkarttınız? Yani bu insan hani dünyanın malına mülküne hiç değer vermiyor. Bunu nereden çıkarttınız? Yani neden böyle bir sonuca ulaştınız? Hadislere bakarak. Şimdi hadisleri okuyorum böyle dikkatli bir şekilde. Hani bir söylenen var, bir de söylenmeyen var. Hani açıkça söylenen ya da ima edilenler var. Mesela bir, Mehdiliğini kabul etmez. Bu eminim hepinizin duyduğu bir şey. Hazreti Mehdi, Mehdiliği kabul etmez. İşte bunu defalarca anlattım. Zorla, baskıyla, tehditle, hatta duygu sömürüsü yapılıyor. Artık hiçbir yöntem çalışmıyor, istemiyor. Dünyayı sevmiyor, liderlik etmek istemiyor. Hatta sonunda çok ilginç bir şey söylenir. Duygu sömürüsü yapılır. Herhalde duygusal bir insan, duygularını coşturmaya çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla. Diyorlar ki eğer bu görevi kabul edip ümmetin başına geçmezsen, bütün bu akan, masumların akan kanlarının günahları senin boynuna olsun ya Mehdi diyorlar. Ondan sonra gönülsüzce artık görevi kabul ediyor, ümmetin başına geçiyor. Bu çok ilginç bir şeydir. Hazreti Mehdi'nin Mehdiliği kabul etmemesi, bunu istememesi veya açıkça hiçbir zaman ben Mehdi'yim dememesi. Şimdi sahteleriyle kıyaslayın. Sahteleri nasıl heyecanlı ben Mehdi'yim. Demek ki bu insan yani hani dünyanın makamına, mevkisine yani ne olacak diyor. Mehdi'yim desem insanlar beni alkışlayacak, ben de podyuma çıkıp selam vereceğim. Veya işte özgeçmişime 2022'den 2029'a kadar Mehdilik yaptı yazayım da iyi bir iş bulayım. Yani ne dünyanın şanını, şöhretini, ününü, makamını, mevkisini istemiyor. Yani dünyaya karşı ilgisi çok zayıf bu insanın. Hani bu insan herhalde o yüzden diyorlar kokladığımız zaman Mehdi çok güzel kokuyor, gül kokulu yer. Herhalde dünya kokmadığı için, dünyaya batmamış, dünyaya bulaşmamış. Hani Yunus Emre'ye de hocası diyordu ya, çiğ diyor, dünya kokuyorsun diyordu. Demek ki bu insan
dünyayla çok zayıf bir ilişkisi var. Yani dünyanın şanını, şöhretini, ününü, bugünkü insanlara bakıyorum. Sahte metinleri bir tarafa bırakın. Yani bir belediye başkanlığını kazanabilmek için bile birbirlerinin gözünü oyan insanlar. Yani dünya iktidarı için, dünyanın mefkisi, makamı için birbirlerini yiyorlar. Öldürüyorlar. Günah işliyorlar. Çocuklarını öldürenler var. Akrabalarını öldürenler var. Düşünün ya, bir belediye il teşkilatı için birbirleriyle yumruklu kavga yapıyorlar ve bu insan mehdilik konusunda heyecanlı değil. Dünyaya liderlik etmek konusunda heyecanlı değil. Yani düşünün bu insanın dünya ile olan ilişkisine ne kadar zayıf olduğuna, dünyaya değer vermediğine. Aklıma Hazreti İsa'nın, sonra da Hazreti Muhammed'den örnek vereceğim, sözleri geldi. Hazreti İsa diyor ki Hristiyan İncil'inde geçer bu zaten bu söz. Hem dünyayı hem Allah'ı aynı anda sevemezsiniz. İmkansızdır bu. Dünyaya karşı ilişkiniz zayıf olacak. Hazreti Muhammed de kendisini dünya ile olan ilişkisini anlatırken benzer ifadeler kullanıyor. Hazreti İsa'ya benzer. Yani diyor, benim dünya ile ilişkim hani uzaklardan gelen, yorulan, sonra işte bir ağacın dibine oturup gölgede biraz dinlenen, sonra kalkıp yoluna devam eden bir insanın hali gibi. Dünya ile ilişkisi bu şekilde. Yani dünya işte bir ağaç, geliyoruz, biraz oturup dinlenip sonra çekip gidiyoruz. Geçici bir yer, fani bir yer. Dünyaya çok değer verme, dünyayı çok sevme. Şimdi herhalde Hazreti Peygamber'in bazı özelliklerinin bu büyük zatta, Hazreti Mehdi denilen insanda hani böyle bir benzerlik olmasının da herhalde sebeplerinden biri bu. Çok benziyor ahlakta, yani Hazreti Peygamber'e, bizim Peygamberimize, Hazreti Muhammed'e. Yani bu insan, Hazreti Mehdi, dünyayı sevmiyor. Dünyayla ilişkisi çok zayıf. Dünya konusunda heyecanlı değil. Bunu ilk şeyden anlıyorum. Mehdiliğini kabul etmemesi, hiçbir zaman ben Mehdi'yim dememesi. Dediğim gibi ün, şan, şöhret peşinde değil ki. Umurunda bile değil. Bunu anlıyorum ben bu hadisten. Yoksa siz, yani dünyayı çok seven bir insan olacak da ben Mehdi'yim demeyecek. Gülerim ben buna. İkincisi, hep duymuşsunuzdur bu hadisi. Hazreti Mehdi'nin malı mülkü yoktur. Mala mülke değer vermez. Çok ilginçtir. Yani dünyayı seven bir insan her zaman mal mülk yapmak ister. Ev, araba, işte yat, kat, yani ister değil mi? Yani dünyaya değer verirsiniz. Bunları güvenliğiniz için, geleceğiniz için bir teminat olarak, bir yatırım olarak düşünürsünüz. Yaşlandığınız zaman mesela dersiniz işte evimi satacağım veya kiraya vereceğim. Bu mantıklı gelir. Yani dünyayı seven insanlar için mantıklı bir şeydir. Yani ama bu insan böyle şeylere değer vermiyor dünyada. Ya Allah'a güveni çok fazla, ya ki mutlaka, yani bu bir ihtimal değil. Allah'a muhtemelen tamamıyla bağlanmış, Allah'ın ona yardım edeceğine, her zaman bir kapı açacağına inanıyor. Yani böyle bir şeyi var. Ruh hali var. Yani dünyaya karşı ilgisiz, heyecansız. Yani malı mülkü yok. Maldan mülkten bir şey ummuyor. Yani bu gayet normaldir. Yani hep biz Hazreti Peygamber'e böyle gururla örnek veririz. Öldüğünde, vefat ettiğinde atından ve kılıcından ve güzel ahlakından başka hiçbir şey bırakmayan Peygamberimiz. Yani malı mülkü yoktur. Mantıklı da hadislerden. Hani deniyor ya, Hazreti Mehdi malı saymadan dağıtır. Hani cimri biri olsa, mala mülke çok değer verse, o ilmini, o zenginliğini paylaşmak da istemez. Bugün mesela en zengin insanlara bakın, dünyanın en zengin insanlarına. Mallarının, mülklerinin, servetlerinin sadece bir oranını, böyle %2'sini, %3'ünü, %5'ini, %10'unu, çoğunu kendilerine tutarlar. Öldükten sonra da çoluklarına, çocuklarına miras bırakırlar. Ama bu insana bakın, mal mülk edinmiyor. Zaten de yani çok güzel, Allahu Teala hiçbir seçiminde yanılmaz. Allah kusursuzdur. Hazreti Mehdi'yi de en doğru insanı seçmiştir. Çünkü mala mülke değer veren, dünyayı çok seven bir insan olsa, bu insandan bize hiçbir hayır gelmez ki. Her şeyi kendine, bütün ünü, şanı, şöhreti, malı, mülkü kendisine saklar. Bize de herhalde kırıntılarını falan dağıtırdı. Ama deniliyor ki Hazreti Mehdi zamanında zekat verecek insan kalmayacak. Hazreti Mehdi malı o kadar dağıtacak ki artık insanlar istemiyoruz, biz bunları nereye koyacağız diyecekler. Bu size bir fikir versin. Yani gani olan, mugni olan Allah'ın bazı sıfatları bu insanda tecelli etmiş. Allah bu şekilde terbiye etmiş. Yani bu insan çok büyük bir zenginliğe hükmettiği zaman, yani bir hazineden sorumlu bakan gibi düşün. Yani anahtarı bunda, karar mekanizması Hazreti Mehdi'de, kararları bu verecek. Kim ne alacak, işte kime ne dağıtılacak. Ama bu insan böyle sınırsızca, hiç düşünmeden, hesap kitap yapmadan
cömertçe insanlara dağıtıyor. Yani bu insanın dünyayı sevmemesi lazım. Dünyayı seven bir insan asla bunu yapmaz. Bana kendime der. Üçüncüsü de yine bu dünya sevgisi olmayışının bu insanda en önemli kanıtlarından biri, ki hadisler ışığında bu sonuca ulaştım, evlenmemiş. Mesela bir sürü hadis duymuşsunuzdur. Bütün imamlar evlenir. Hazreti İmam, Hazreti Kaim hariç imam evlenemeyecek, çocuğu olmayacak. Yani bu bile yani size Hazreti Mehdi'nin dünya ile ilişkisi açısından çok iyi fikirler veriyor. Yani bu insan dünyaya karşı ilgili bir insan değil. Yani evleneyim, çoluk çocuk yapayım, soyumumu sürdüreyim. Böyle bir dünya hevesi yok. Çok ilginç. Bu dediğimi de yanlış anlamayın. Yani evlenmek çok güzel bir şey. Peygamber sünneti. Yani ne yapsın? Herkes evlenmese nüfus nasıl devam edecek? İnsanlar nasıl türünü devam ettirecek? Tabii ki evlenmek, aile kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak, bunları yetiştirmek, vatana, millete, dünyaya, İslam camiasına hayırlı vatandaşlar yapabilmek tabii ki çok güzel bir şey, ama bu Hazreti Mehdi'nin, ki Hazreti Mehdi bu anlamda tek de değildir yani. Hazreti İsa da hiç evlenmemiştir mesela. Bekar bir şekilde vefat etmiştir. Yani bu üç şeye bakıyorum. Daha da başka hadisler de var. Sizler de yorum bölümlerine yazabilirsiniz. Yani Mehdi'liğini kabul etmemesi, dünyadaki yani şan, şöhret, mevki, makama zerre kadar önem vermiyor. Umurunda değil. Mal mülk edinmiyor ama böyle bir zenginliğe malik olduğu zaman Allah'ın yardımı ile bunu insanlara cömertçe dağıtıyor. Yani bakar mısınız bu insanın dünyayla olan ilişkisine? Evlenmemiş, yani çoluk çocuğa karışmamış, bekar yaşayan bir insan. Yani bütün bu hadislerde verilen bilgilere bakıyorum. Yani bu insanın dünyayla olan ilişkisinin, dünyaya sevgisinin çok zayıf olduğuna kanaat getiriyorum. Yani tüm dengelim yöntemiyle baktım bu hadislere tek tek, bu insanın nasıl bir insan olduğuna. Sonuçta öyle bir genel ifade oluşturdum Hazreti Mehdi hakkında. Yani dünyayı sevmeyen bir insan. Dünyaya değer vermiyor. Dünyanın zevkiyle, tadıyla, işte sefasıyla çok heyecanlanan bir insan değil. Mutlaka biyolojik tabii ki yiyor, içiyor. Eminim ki uyuyor. O da bir insan ama hani dünya heyecanı olmayan bir insan. Şimdi bunu niye anlattım? Yani bu bile size sahte Mehdi'leri anlamanız konusunda yardımcı oluyor. Bu hadislerdeki müthiş bilgiler. Yani bugünkü Mehdi'lere bakın. Maşallah hepsi biz Mehdi'yiz. Bize inanmayanlar kafirdir. Hatta şeylerinin önlerine böyle YouTube'da videolar yaparken önlerine de şey diyorlar. Hazreti Mehdi. Hani o makamı, o şeyi, hani ne derler, rütbeyi kullanmayı da çok istiyorlar. Hazreti Mehdi zuhur etmiştir. Adam şey yapmış, YouTube kanalı. Birbirlerine işte bana halifem deyin, Mehdi deyin. Yani bakıyorsun hepsi, birçoğu evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Yani çoğunun malı mülkü var maşallah. Hepsi dünyaya kazık çakmış. Yani baktığınızda bu insanların parayı, pulu, ne kadar çok sevdiği, zevki sefa içinde yaşamaya ne kadar değer verdiğini anlıyorsunuz. Ve bu tezatı, bu zıtlığı görüyorsunuz. İşte ben bunun için anlatıyorum. Bu sahte Mehdi'ler gerçekten sahte. Çünkü gerçeği bize çok farklı anlatılmış hadislerde. Çok farklı anlatılmış. Yani eğer hani kalbiniz temiz ise, imanınız kuvvetli ise o insanı eminim ki tanıyacaksınız. Test yaparsınız, yapmazsınız. Benim o geliştirdiğim test sadece ve sadece bu sahte Mehdi'leri hemen diskalifiye etmeniz için, tasfiye etmeniz için, gözden düşürmeniz için, gözden çıkarmanız için güzel bir test. Yoksa gerçeği çıktığında zaten yani bileceksiniz. Yani halinden, hareketinden, yüzündeki ışıltısından, yaptıklarından, söylediklerinden. Şimdi benim bu üç hadise dayanarak size tarif ettiğim Mehdi ile Allah rızası için söyleyin. Şu gördüğünüz sahte Mehdi'lerin karakteri, ahlakı hiç benziyor mu? Yani Mehdiyetini kabul etmeyen, mal mülk konusunda hiçbir ilgisi, heyecanı olmayan, evlenmemiş, çoluk çocuğa karışmamış bir insanın hayata, dünyaya, bu yaşama, yani ahiretten bahsetmiyorum, bu yaşama nasıl baktığına dair bir fikir sahibi oldunuz mu? Ben çok teşekkür ediyorum. Düşünün, tefekkür edin. Kendi kararınızı, kendi yargınızı kendiniz yapın.